19 melek var. 19'u da cehennemde son derece mutlular. Yani cennette gibiler. Bak Allah'ın gücüne baksana. Görüyor musun? Yani durumunun değil mi? Çok zor olması gerekir normalde. Bütün ömrü cehennemde geçiyor sonsuza kadar. Ama sanki Firdevs cennetinde gibi. Ona öyle geliyor. Yani cehennem meleğine öyle gelir. Cehennemin içindeyken öyle bir his olur. Yani Allah'ın varlığıyla kendinden geçmiş halde oluyor melek. Adeta. Son derece mutludur. Cennet sevinci içindedir hep. Cehennemde. İşte imanın etkisi. İman olunca cennet öyle, cehennem öyle etki yapıyor. Çok yüksek imana sahip melekler. Cehennemdeki melekler cehenneme yardım ediyor ama cehennem zaten tek başına çok şuurlu. Yani müthiş bir aklı vardır cehennem. Oraya gelen her insan ismiyle, cisminle, her şeyini bilir. Hafızası vardır. Bütün ne ettiklerini hepsini bilir. Bütün yaptıkları pislikleri bilir. Ona nasıl eziyet edeceğini bilir. Nasıl azap yapacağını bilir. Mesela aniden yakalaman. Mesela pardon, kaçmaya kalkarken duvarı üstüne yıkar cehennem onu. Birden duvar üstüne yıkar, altında kalır. Şuurlu olduğu için cehennem. Cehennem melekleri de sürükleme işinde görev alıyorlar. Çünkü bunlar bazen işte gelmek istemiyor, gitmek istemiyorlar. İşte cehennem de onu getirir de. Fakat Allah meleklere görev veriyor konuda. Çok güçlüler yani. Allah akıl almaz bir güç veriyor. Zaten görünümleriyle de öyleler. Ama küfür ehline çok korkunç görünürler cehennem melekleri. Yani güzel görünmezler. Ama müminlere çok güzel görünür cehennem melekleri. Yani iki türlü görme vardır. Müminlere çok güzel. Ama dışarıdan baktığında mümin. Zaten cehennem içine girmiyor mümin. Arazisine kadar bir kere sokuluyorlar. Sonra hepsi çıkarılıyor. Tanımalar için bir kere de mahsus. Sonra biliyorsunuz cehennemi bir televizyon gibi bir yerden seyrediyorlar. Yani üç boyutlu bir görüntü meydana getiren bir yerde seyrediyorlar.